hadi kızım. Metin hadi, geç kalıyor çocuk. Tamam anne. Anne. Ben götüreceğim bugün Çiçeği okula. İlk gün yanında olacağımı söz vermiştim. Ha öyle mi Metin? Vallahi öyle sözleşmişler. Ya ablacığım, işin gücün yok mu? Çiçeği okula götürüyorsun. Öğlene kadar çiçeğimin emrine amadeyim. Halam benim için izin aldı işten. Hadi o zaman biz iki ajan okula gidip eğilmezlerin gücünü gösterelim. Aslı! Hadi babacığım. Hoppa! Dönüşte de ben alırım. Hadi babacığım. Anne ben bugün diyorum ki şu Aslı'nın şirketine bir gideyim. Hem bir teşekkür edeyim hem de etrafı kolaçan edeyim. Bakayım bu kimlerle çalışıyor. Aslı yok şirkette. Tek başına mı gideceksin? Aslı'ya ne gerek var ki kızım? Ben girip şöyle bir bakınıp çıkacağım işte. Ben de geleyim o zaman. Barış Bey'e ben de bir teşekkür edeyim yani. Anneciğim ben etmeye gidiyorum zaten. Kalabalığa ne gerek var? Oğlum o gün gittik, estik, gürledik. Anca azara geliyor demesinler. Yakışık alan benim de gelmem. İyi tamam o zaman hadi. Hadi sen de hazırlan gidelim beraber. Hadi. Abicim biz gidiyoruz, sen kafayı açarsın tamam mı? Bir iki saate geleceğiz biz. Tamam abi, sen merak etme. Buralar sana emanet, hadi. Hadi. Tamam, gidip gelin. Gelin. Oh vallahi. Şöyle abimsiz, yani. Gerilmeden. Vallahi öyle. Bunlar ne gül? Ya sen öyle kahvaltı yapalım falan deyince ne bulduysam getirdim öyle. Allah, karışık kızartma bayılırım he. Ya halden yeni geldi. Taze taze. Ben de hemencik kızarttım. Yapmışsın, eline sağlık. Teo'nun arkası pek iyi gelmeyecek gibi ama hayırlısı olsun. Söyle. Hani Aslı ile Barış Bey var ya. Ne? Ne iyi oldular ama değil mi ya? İyi oldular, iyi oldular da. Nasıl olacak şimdi öyle? Ne nasıl olacak gülüm? Öf! Hiç beceremiyorum ben böyle şeyleri. Açık açık sorayım ben en iyisi. Şimdi Barış Bey'in böyle sıkıntılı durumları vardı ya hani. Hani Aslı'ya açılamıyordu o yüzden falan. Hani artık işle mi ilgili, ailesiyle mi ilgili? Orasını bilemem. Ne oldu onlar Teo? Onlar çözüldü mü? Yani öyle bırakıp gitmez değil mi Aslı'mı? Yıkmaz değil mi? Evet. Bal böceğim okula hazır mı? Aa pardon. Okul bal böceğim hazır mı? Hala benim biraz bugün karnım ağrıyor. Galiba ateşim de var. Yok bir şeyim bal böceğim. Türk gibisin maşallah. İşte hasta olursam bence bugün biz seninle kafeye dönelim. Acaba birileri okula gitmek istemiyor mu? Galiba. Yani öyle değil. Öyle gibi ama. Haydi o zaman. Nereye? Şimdi birazcık hava alıp ateş böceği tarzı rahatlayalım. Şimdi Gül, yani patron Aslı'yı üzmez, ondan eminim. Ama hayat bu, yani ne getirir, ne yaşarlar onları bilemem tabii. Onlara bir şey diyemem. Bilemeyiz tabii ki ama... Yine de sen hani biliyorsundur. Ya bana da söylesen de ben de arkadaşıma ona göre davransam. Bak sen aşkına sahip çıkmış bir adama aşık olan Aslı'ya nasıl davranacaksan öyle davran. Tamam mı? Ötesini düşünme.
Peki madem öyle olsun. Yalnız Gül bir şey diyeceğim. Kızartma şahane olmuş ha, yemin ediyorum. Ben nasıl bir sevap işlediysem karşıma sen çıktın yani. Vallahi billahi bak. Sonunda baş başa kalabildik be Arzum ha. Kaldık da abimler kafeyi açmak yerine sokak sokak dolaştığımızı anlarsa görürüz. Ya hakkımız değil mi kızım ya? Bana bak, şişt. Gel şurada bir çay içelim ha. Ondan sonra açarız kafeyi. Seni kafenin içine kısılıp kalmaktan kurtarıyormuştu aşkım ya. Şak diye. Şişt, öpeyim bir tane. Aşkım benim ya, gel. Ay sen bir kızartmaya kendini şişirdin. Abim için bir şey oldu şimdi, kötü oldum. Tabii sen hep hazır da yiyorsun, dışarıdan yiyorsun hep. Evin de yok zaten. Öyle tekne tepelerinde, hay rutubetten romatizma olacaksın canım yakında. Ya balıkçı teknesinde yaşamıyorum Gül, sen de amma abarttın ya, bir sakin. Olsun, kışın gene zor. Fırtınası var, şeyi var onun. Acaba sana böyle küçük böyle ufak tefek bir ev falan mı baksak? Tutalım be. Nereden istersin söyle. Aşk olsun ben onun için söylemedim ben. Öyle sahipsiz gibi şey yapma diye söyledim. Sahipsiz. Öyle mi dedim ben sahipsizim? Öyle demedim. Öyle de demedim. Öyle dedin. Nasıl dedin? Ay yok bir şey demedim ben. Vallahi hiçbir şey demiyorum ben. İyi böyle sanki gelmişim de senin düzenini bozuyormuşum gibi oldum. Rahatsın ki demek kalıyorsun, yaşıyorsun yani orada. Değilim ben rahatsın. Benimki kendi evimi bulana kadar beklemekti işte. Şimdi bulduğuma göre taşınabiliriz artık. Ben miyim senin evin? Sensin benim. Gül mü o? Yok aşkım değil. Hadi gel biz kafeye gidelim. Böyle içim bir daraldı. Hadi gel. Bir dakika bir dakika. Yanındaki de o mahalle sinsisi mi yoksa ya? Ay Barbo tamam değil. Hadi gel biz kafeye geri dönelim. Hadi aşkım gel. Dur aşkım dur dur dur. Şimdi yaktım çırağını sizin şak diye. Barbo! Abim! Hay Allah'ım! Barbo! Bittin oğlum sen bittin. Bak ben size söylüyordum işte. Kız kardeşimi sinsice çay bahçesine atmış sinsi sansar. Barbaros ne bağırıp duruyorsun ya insanın içinde? Altı üstü kahvaltı ettik ne abartıyorsun ya? Allah Allah ya. Bak bir de havalı havalı konuşuyor ya. Ben şimdi gösteririm sana Barbaros. Barbo lütfen dur yapma ne yapıyorsun Barbo? Bitti oğlum bitti. Bundan sonra kadırga madırga yok sana ha. Bir daha ayak bastığını görmeyeceğim duydun mu? Görmek istemiyorsan bakmazsın abicim tamam gitmiyorum ben hiçbir yere. Bak bakayım nasıl gitmiyorsun. Abi yeter. Barbo yeter. Ay yeter ya. Bir huzur ver bir rahat ver. Kızım ben abiyim. Rahat vermek benim doğama aykırı. Ben de Teo'yum. Kaçmak da benim doğama aykırı. Ne yapacağız şimdi? Ne yapacağız diyor. Şuna bak. Allah'ım ya Rabbim ya. Bak bir de böyle açıktan açıktan konuşuyorum birader. Ben sana acayip kıl kapıyorum ha. Zaten adın ne adım belli ne soyadım belli. Teo Teo geziniyorsun ayağımın altında. Ya gözüne girmek için gizli saklı mı davransaydım abicim? Bu mu yani? Allah'ını seversen. Hadi. Bırak aşkım bırak. Bu lan bu. Ulan insan sevdiği kızın abisinden bir lokma çekinir be. Sen böyle çok açık seçik davranıyorsun. Tamam mı? Ben senden acayip kıl kapıyorum. Ama benim adım da Barboysa çözeceğim ben senin olayını. Bekle. Yalnız ben senin adını Barbaros diye biliyordum ama neyse. Bak hala duruyor da. Yürü kız. Gül ne yapıyorsun ya? Ne yapayım ya? Görmedin mi abimin halini? Gitmesem delirir. Yalnız gidersen de ben delireceğim ha. Haberin olsun. Teo aşk olsun ya. Allah'ım ve arada kalıyorum görmüyor musun? Ne yapayım ben şimdi? Hem ben kendimi paralamadım mı abime açılma konuşma diye? İşte bunun içinde. Yani ben dürüstlüğümün bedelini böyle mi ödüyorum? Ha, hayır. Tamam tamam. Vallahi tamam. Ben öyle demedim. Tamam. Öyle demek istemedim ben. Bak hala duruyor. Gül. Gül. Ne gül? Tam geliyorum gül gül ne gül. Ne buldun Sıdık'a anlat bakalım. Mavi Meleğin gerçek adı Merve Yıldız'mış. Ressammış ama şu an hırsızlıktan hapiste. Dava dosyası sürüyormuş ama tıfıl bir avukatı var.
Yani zaten tutuksuz yargılatmayı başaramadığına göre gerçekten beceriksiz bir avukatmış. Dava dosyası burada. Kim bu kadın İlayda Hanım? Sen şimdi bu kadının kim olduğunu boş ver de bu avukatı bul, bana randevu ayarla, bugün gelsin. Emredersiniz İlayda Hanım. Peki Cahide Hanım, ben size şimdi Aslı'nın eğitim bilgilerini de çıkartır, bu dosyayla birlikte veririm. Şirincim, bunların aramızda olduğunu söylememe gerek yok herhalde. Tabii. Tabii de siz niye şimdi Aslı'nın okul bilgilerini istediniz? Lazımdı ondan çocuğum. Yani bir faydam dokunur mu diye bakacağım. Bir de her defasında sana hesap vermek zorunda kalmasam, ha benim kızım. Peki Cahide Hanım. Bu barış ne zaman gelir? Cahide Hanım, bu ne hoş bir sürpriz. Valla sürpriz yaptığım yeğenlerim ortada yok ama. Aa, İlayda Hanım var odasında. Siz geçin, ben kahvenizi getireyim. Hadi getir bakalım. Sana bir sorum var. Dinliyorum. Şimdi, benim tanıdığım bir çocuk var. Çocuk çok başarılı derslerinde. Arkadaşlarıyla arası da çok iyi. Süper, 10 numara bir çocuk. Ben tanık mıyım? Bizim mahalleden mi? Bilmem. Belki görmüşsündür. Şimdi bu çocuk okuldan bir anda soğudu. Yani okula gitmek istemiyor. Ben de ona nasıl yardımcı olacağımı bilmiyorum. Sen ne dersin? Belki korkuyordur. Neden korkuyordur? Bilmem. Başarısız olmaktan. Niye başarısız olsun ki? Okula yürüyerek gideceğine çok inanmıştır. Hala yürüyemediği için kendini başarısız hissediyordur. Böyle düşünüyorsa çok yanılıyor. Neden? Çünkü başarılı olmak için illa planlarını tutması gerekmez. Ne gerekir? Planın tutmadı mı? Kaçmak yerine daha iyi bir plan yapman gerekir. İnsan değişen şartlara uyum sağladığında başarılı olabilir. Gerçekten mi? Senin okula döndüğün gibi mi? Evet Balbacığım. Şimdi okula gitmeye hazır mısın? Bak istersen yanında gelirim. Teneffüste de yanında beklerim. Ben bir kendim deneyeyim hala. Öğretmen de yardım eder. Bütün sınıfta velisiyle geliyor demelerini istemem. Tamam. Sen nasıl istersen. Hadi bakalım. Aç bakalım freni. İlayda, kıza bir kötülüğüm dokunsun istemiyorum. Onun hayatını kurtaracak bir burs ayarlayıp yurt dışına yollayacağım. Ya çok iyi düşünmüşsünüz de Cahide Hanım. Yani kıza havadan gelen bir bursu nasıl açıklayacağız? E onu da sen düşün artık İlaydacığım. Bütün gün kızla burun burunasın. Merhabalar, hoş geldiniz. Nereye bakıyorsun? Kızın ailesine. Aa! Ne işleri var burada? Hiç bilmiyorum.
Tüh, Barış Bey ne zaman gelir acaba? Biz bir 5 dakika teşekkürümüzü edip gidecektik kızım. Maalesef bilgi vermedi Neşe Hanım. Yani ben şimdi size bekleyin diyeceğim ama. Madem buraya kadar geldik o zaman Aslı'nın samimi olduğu kim var kim yok onlarla tanışalım ha. Ha, ben varım. Teo var. Sonra... Gökhan var. Merhaba, ben Aslı'nın abiyim. Çok memnun oldum tanıştığımıza. Siz de annesisiniz galiba. Çok sağ ol oğlum. Demek samimisiniz siz Aslı'yla. Aslı çok candan, iyi bir insan. Hepimiz onu seviyoruz. Merhabalar Şirincim. Bu hanımefendiyle beyefendi kim? Ay, ben sizi tanıştırayım. Aslı'nın annesi Neşe Hanım ve abisi Metin Bey. Barış Bey'e teşekkür etmek için gelmişler. İsterseniz Barış'ın odasına geçelim. Şirin sen de bize çay kahve getir. Tabii Cahide Hanım. Buyurun. Buyurun, buyurun. Buyurun, lütfen, lütfen. Biz kiminle müşerref oluyoruz acaba? Ben Barış'ın teyzesiyim, evet. Rica ederim, oturun, buyurun, lütfen, lütfen. Biz Barış Bey'in bir teyzesiyle tanışmıştık ama... Evet, siz kardeşim Handan'la tanıştınız herhalde. Ben maalesef Aslı'yla fazla bir münasebetim olmadı. Ama şimdi sizi görünce Barış'ın personel konusundaki titizliğine bir kez daha hayran kaldım doğrusu. Sağ olun hanımefendi. Biz mahallemize ve çiçeğimize yardımlarından dolayı teşekkür etmek istemiştik. Çok bir vaktinizi almayalım. Aa, rica ederim. Ah lütfen, buyurun, buyurun. Buyurun lütfen. Ben sizi çok daha yakından tanımak isterim. Yani Barış kızınızın şoförlüğünden çok övgüyle bahsetti. Benim kızım hukuk öğrencisi hanımefendi. Geçici olarak şoförlük yapıyor. Aa öyle mi? Peki ikisini birden nasıl götürüyor? Zor olmuyor mu? Valla biz de öyle diyoruz ama bu kendi tercihi. Böyle bir evlada sahip olduğunuz için çok şanslısınız. Ben Aslı Hanım gibi azimli ve başarılı bir gence çok yardım etmek isterim. Sağ olun hanımefendi. Barış Bey'in fazlasıyla yardımı oldu zaten. Aa tabii yani vakfımız böyle öğrencilere yurt dışında burs imkanı sağlıyor. Ona sağlayacağımız bursla en iyi eğitimi alabilir. Çok teşekkür ederiz hanımefendi. Benim kızım burada kendi imkanlarıyla okuyarak da başarılı olur. Yine de her şey için teşekkürler. Tamam ama siz yine de bir düşünün. Eğer fikrinizi değiştirirseniz ben size kartımı takdim edeyim. Belli ki Aslı Hanım'ın çok yüksek bir potansiyeli var. Bize düşen onun önünü açmak. Müsaadenizle. Merve Yıldız tutuksuz yargılatmayı bile başaramamışsınız. Niye ilgileniyorsunuz bu davayla? Siz mi devralmayı düşünüyorsunuz? Genç avukatların elinden tutmasını seviyorum diyelim. Sen al şu dosyayı, git çıkar kızı hapisten. Eğer oyalanmadan gidersen tutuksuz yargılatma kararı aldırırsın. Avukat ihtiyacınız var mı? Başvursam düşünür müsünüz? Düşünmeyiz. Bu benim yüküm Aslı. Benim günahım. Bunu senin ödemene izin vermeyeceğim. Hazır mısın bal böceğim? Hanımlar? Barış, bey.
Halamın patronu sen misin? Evet benim. Sizin ne işiniz var burada? Bugün küçük bir ajanın okuldaki ilk günüymüş diye duydum. Doğru mu acaba? Evet, ilk dersi kaçırdım ama oraya gidip tek başıma yeni durumlara uyum sağlayacağım. Yeni durumlara uyum sağlamak he? Bir ajana yakışan bir düşünce olmuş. O zaman buna ihtiyacın olacak. Ne ki bu? Aa, bana büyüteç mi aldın? Ünlü dedektiflerin vazgeçilmezidir büyüteç. İpuçlarını gözden kaçırmaman için. Uf, şahane gösteriyor. Hala bak. Çok güzel canım. Teşekkür ederim, çok hoşuma gitti. Evet, o zaman biz ipuçlarıyla dolu sınıfımıza gidelim. İyi tamam, ben buradayım, bekliyorum. Görüşürüz Barış Bey. Görüşürüz. Barış Bey. Alo Şirin. Her zamanki yere iki kişilik öğle yemeği rezervasyonu yapar mısın? Ha tabii ki Barış Bey. Ha bir de Cahide Hanım burada. Sizi bekliyor. Aradım ama ulaşamadım. Ne işi varmış orada? Size sürpriz yapmak için gelmiş. Dönmenizi bekliyor. Yok ben bugün geç gelirim. Beklemesin orada. Akşam onu ben evde ziyaret ederim. Peki Barış Bey. Sen nasıl buldun bizi? Benim dedektiflerim var biliyorsun. Çiçek sana bayılmış. Ben de ona. Çok tatlı bir kız. Sen de hemen kalbini fethettin. Hele o büyüteç şimdiden ajan havalarına girdi bile. Sen bekleyecek misin çiçeğe çıkışını? Hayır, istemiyor. Neymiş? Üçüncü sınıf öğrencisi velisiyle durmazmış. Kime çekmiş acaba? ne yapacaksın? Eve mi döneceksin? Hayır. Ben hala senin şoförünüm. Yani bizimkiler öyle biliyor. Yani şu an çalışıyorum. Öğlene kadar izin alabilirim. Aslı çok zor durumda bırakıyorsun beni. İyi tamam. Gel bakalım şu iş meselesini halledelim seninle. Halletelim bakalım. Barış Bey geç geleceğini ve sizi bekletmek istemediğini söyledi Cahide Hanım. Ama o akşam size uğrayacakmış. Anladım canım. Peki şimdi neredeymiş? Her zaman gittiği restoran için iki kişilik rezervasyon yaptırdı. Yani biriyle iş yemeği yiyecek herhalde. Evet, eminim ki iş yemeğindedir. Tamam canım, sen gidebilirsin. Teşekkür ederim. Peki Cahide Hanım. Barış, dışarıdan sana çok kolay gibi görünüyor, biliyorum. Ama ben aileme kendimle ilgili bir şey açıklarken 20 kere, 30 kere düşünmek zorundayım. Çünkü dert ederler, kendilerini yetersiz hissederler. Okul meselesini sen biliyorsun. Üzülmemeleri için hayatımla ilgili çok fazla şey anlatmak istemiyorum onlara. Benle birlikte olmanı kabul etmezler mi? O yüzden mi sakladın çiçekten? Barış, bu söyleyeceklerimi ne olur yanlış anlama. Senin bana yaklaşmanı engelleyen önemli şeyler vardı. Ne onları bana anlatabiliyorsun ne de çözüldü diyebiliyorsun. Ben seninle nasıl bir şeyin içine girdiğimi bilmiyorum. Ama razıyım. Ama ben razıyım. Ailemi bilmediğim bir çalkantının içine sokamam. Yani benden emin değilsin öyle mi? Senden eminim. Sadece sakladığın şeylerin sana, bize ne yapacağını bilmiyorum. Ama aşkımızın her şeyi aşacağını biliyorum. İnanıyorum. Kolay olmayacak, onun da farkındayım.
İyi tamam. Sen nasıl istiyorsan öyle olacak. Hatta için rahat edecekse şoförüm de o. Ne diyeyim? Nasıl da tuzağa düşürdüm seni ama. Her şey seni yakından kontrol edebilmek içindi. Şoförün olarak artık kimle nereye gittin, ne yaptın, her şeyi yakından takip edeceğim. Çok fenasın, çok. Teşekkürler. Teşekkürler. Evet, bakalım bugün hangi tuhaf isimli yemeği yiyeceğim. Keşke öyle bir kere de kestirip atmasaydık anne ya. Duymadın mı? Kadın dedi ya, Aslı'nın hayatı kurtulacakmış. Ben istemem öyle evladımı başka başka memleketlerde okumasını. Buradaki üniversitelerin suyu mu çıktı? Hani burada okusa ne olacak? Hem okuyacağım hem çalışacağım diye helak olacak kız. Çalışmasın. Ona çalış diyen mi var? Kendi kızın mı bana ağır gelecek? Sen kadını gözün tutmadı senin. Bahane uyduruyorsun. Tutmadı ya. Görmedin mi kadını? Küçük dağları ben yarattım. Çekilin ayağımın altından diye bize nasıl bakıyordu? Ben ona ağzının payını verirdim de neyse işte. Ya kadını bir daha nerede göreceğiz anne? Ha? Aslı'nın iyiliği içinse bence deneyelim derim. Ya bak bugüne kadar hiçbir şey yapmadık. Bari bunu yapalım. Kızın önünü kapatmayalım mı diyorsun? Ya bana soracak olursan ben öyle diyorum. Özellikle menüdeki en uzun ismi olan yemeği seçtim. Yine de cücük kadar bir yemek geldi. Bununla kim doyar Allah aşkına? Tamam simit alırız sana çıkınca. Ay şunu gözlerini de al Allah aşkına oradan ya. Koptu mu? Bir şey oldu mu? Bir şey düştü mü? Yok yok. Bir şey yok gayet iyi. Merak etme. Ya ben bunu acaba günlük takmasam mı? Böyle özel günlerde falan takayım. Bir şey olacak diye aklım çıkıyor. Yok bir şey olmaz. Otokay yüzünden Pars kardeşler arasında az kalsın savaş çıkıyormuş. Çok badir atlattı yani. Dayanıklıdır. Aa! Neden savaş çıkıyordu? 4 kız kardeşin 4'ünün de Toka'da gözü varmış. Ama anneannem sonunda annemi seçmiş. Neden annen ne yapmış ki? Hiçbir şey. Cahide teyzem dahil hepsi bu Toka için savaşmışlar. Annem de fedakarlık yapmış. Toka'yı istememiş. Anneannem de onu seçmiş. Annen ne kadar iyi bir kadınmış. Evet öyleydi. Onu kaybettikten sonra teyzenler büyüttü değil mi seni? Cahide teyzem aslında. Handan teyzem evliydi. Ferda teyzem yurt dışındaydı. Ben Cahide teyzemle büyüdüm. Bir nevi annen sayılır yani. Yani. Ben Cahide teyzemi kaybettiğim annemin yerine koydum. O da beni kaybettiği oğlunun yerine. Birbirinizin yaralarını sarmışsınız. Teyzem konusunda gerilme lütfen. O gece olanlar bir daha tekrarlanmayacak. Tahmin ettiğim gibi. Annemin tokası. Bu kadarı da fazla artık.
Afiyet olsun. Teyze, bu ne ilginç bir sürpriz. Sen bana gelmeyince ben sana geleyim dedim. Oturun çocuklar, oturun. Aslı ile tanışıyorsun zaten ama resmi olarak tanıştırmadım sizi. Aslı, Cahide teyzem. Nasılsınız? Teşekkür ederim kızım. Sen nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Çocuklar, özel bir şey mi konuşuyordunuz? Bölmedim umarım. Yok, iyi oldu hatta. Ben de Aslı'yı seninle tanıştırmak istiyordum. Kız arkadaşın olarak mı? Evet. Sevdiğim kadın olarak. Merve Yıldız, sen misin? Sen de kimsin? Başına konan talih kuşuyum tatlım. Atla arabaya da biraz konuşalım seninle. Gelmezsem? Gelmezsen üç güne kalmaz bu çıktığın deliğe geri dönersin. Ne istiyorsun onu söyle. Hakan Şeker'i tanıyormuşsun. Bir kaza meseleniz varmış. Çözüldü o mesele. Sen daha neyini kurcalıyorsun onun? Bak, benim derdim Hakan'la falan değil, onun kuzeniyle. Barış, bu kadar mı bahsediyorsun? Ne kadar tanıyorsun onu? Hiç tanımıyorum. Rahat bırak beni. Bak, senden çok fazla bir şey istemiyorum. Şu kaza meselesini biraz ayaklarına dolasan yeter. Karşılığını da fazlasıyla alacaksın. Bak, kimsin nesin bilmiyorum ama uzak dur bu işten. Kaza maza değil, çok başka şeyler var bu işin arkasında. Bir dakika ya, nasıl yani? Birisi Barış Buka ve ailesini bitirmeye çalışıyor. Arada sen de gidersin, söyleyeyim. İki insan birbirini sevdikten sonra bize de saygı duymak düşüyor. Barış'cığım, sen zaten bana fazla bir seçim tanımadın oğlum. Ama sen gerçekten Aslı'yı seviyorsan... o zaman biz de zaman içinde birbirimize ısınırız. Velhasılı kelam, ikinize de mutluluklar diliyorum. Sağ ol teyze. Böyle düşünmene sevindim. Pardon, buna bakmam lazım. Geliyorum. Alo. Cahide Hanım, açıkçası ilişkimizi onaylamayacağınızı düşünmüştüm. Ama bize şans verdiğiniz için teşekkür ederim. Barış'ın yanındaki davranışım seni yanıltmasın kızım. Ne yazık ki senin bizim ailemizde en ufak bir yerin bile yok. Anlamadım. Benim bu ilişkiye en ufak bir şekilde rızam yok. Hiçbir zaman da olmayacak. İyi bir insan olduğundan eminim. Yoksa Barış gönlünü sana kaptırmazdı. Ama bizimki gibi bir ailede iyi insan olmak yetmez. İyi de bir soyadı gerekir. Diyeceğim o ki, bu başındaki tokaya fazla alışmasan çok iyi olur. Ben sizi gayet iyi anladım Cahide Hanım. Ama siz de beni anlayın. Ben Barış'ı gerçekten seviyorum. Barış benden vazgeçmediği sürece beni kimse ondan ayıramaz. Bak sen, demek o kadar güveniyorsun kendine. Aşkıma güveniyorum ben Cahide Hanım. Bu savaşa girecek misin yani? Evet. Gerekirse aşkım için savaşırım.